Değerli Konuklar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kobiler Toplantısı'na hoş geldiniz. İlk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere MASİAT Başkan Yardımcısı Cümleten hoş geldiniz. İş dünyasının sorunları çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşan Türk Konfet ve TÜSİAD, Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmaktadırlar. Bugün bölgeler arası ortak girişim projesi sunumu, KOBİ'lerde teknoloji kullanımının artırılması, dijitalleşme endeksi ve Malatya ili dijitalleşme verileri konusunda bilgi beceri paylaşımı yapılacaktır. Başta ilimizin ve bölgemizin kalkınması için yardımcı olacağını düşündüğümüz bu toplantıya katılım gösteren ve destek veren herkese MASİAT adına çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye'deki bölgeler arası eşitsizlik konusunda Türk Konfet'in her zaman birinci gündem maddesi olmuştur. Ve Türkiye'deki baktığınızda orta gelir tuzağı adı altında Türk Konfet'in çıkartmış olduğu rapora baktığınızda Türkiye'de 3 tane Türkiye görmekteyiz. Bir tarafında 3500 dolarla sıkışmış 16 tane ilimiz, diğer tarafta 40 tane ilin 8500-9000 doların olduğu bir orta gelir tuzağında olan 40 ilimiz. Diğer tarafta ise 14 ilin İstanbul ve bölgesinde 16-17 bin dolarlık bir gelir seviyesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir Türkiye'nin çözüm noktasında çok daha ilerlemesini düşünmek mümkün değil. Bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda her zaman Türk Konfet projeler geliştirmiştir, raporlar hazırlamıştır. En son barış süreciyle başlayan Türkiye'deki en büyük proje olan Kürt sorunun çözümü konusunda Türk Konfet ve TÜSİAD işbirliğiyle gerek Cizre'de, gerek Batman'da ve Güneydoğu'nun değişik illerinde toplantılar sergilendi. Burada amaç şuydu, barış sürecinin iktisadı ayrı olmaktı. Çünkü biz biliyoruz ki siyasetin yanında iktisatla at başı yürümesi gerekir ki kalkınmanın olmadığı yerde sadece huzur olması da mümkün değildir. Çağın gereği olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ulusal ekonomi politikaları gittikçe birbirine yaklaşmakta, dünyada para, sermaye ve mal hareketleri sınır tanımamaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'ler işsizliğin azaltılmasında ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri, sosyal kalkınmanın sağlanmasına yaptıkları olumlu katkıları nedeniyle çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Malumlarınız olduğu üzere büyük işletmeler genellikle büyük kentlerin çevresinde yoğunlaştığı halde KOBİ'ler ülke geneline yayılmış durumdadırlar. 32 senelik Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet hükümetlerinin hepsi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için değişik planlar, değişik programlar uygulamış. Doğrudan yatırımı denemiş. Kendi başına devlet gelmiş, bu bölgelere yatırım yapmış. Sonradan sadece bu bölgelerde değil, başka bölgelerde de devlet yatırımlarının verimli olmadığı anlaşılınca doğal olarak bu seçenek işe yaramamış. Arkasından çok önemli teşvikler yapmış. Yani bu son yapılan bölgesel teşvikler sanıyorum ki şu ana kadar yapılan en akıllı ve en doğru teşvik sistemi. Ama bundan önceki hükümetlerin de denediği teşvikler var. Değişik teşvik ama bunların birçoğu sizlerin de bildiği gibi maalesef çarçur olmuş ve hedefe ulaşamamışlar. Yani aslında devlet, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri çaba göstermiş, acaba bu bölgelerde refahı nasıl artırabilirim diye. Ama maalesef rakamları gördünüz, şu ana kadar burada bir başarı sağlayamamışız. Bunun üzerine dedik ki bu iki seçenek de eğer gerçekten istediğimiz sonucu doğurmamışsa acaba ne yapabiliriz? O zaman farklı bir fikir ortaya çıkardık. Fikir çok basit. Basit olduğu için işleyeceğine çok inanıyoruz. Madem ki dışarıdan insanlar bir sebeple buraya gelip çok müthiş teşviklere rağmen, ki müthiş diyorum bir sanayici olarak, ben teşvikleri gerçekten çok önemli ve müthiş buluyorum. İş yapan insanlar için müthiş tabii. Yani hani iyi niyetli sanayici için son derece önemli teşvikler. Bütün bunlara rağmen hala İnsanlar gelmiyor. Devletin yatırım yapma zaten politikası ve arzusu da yok. O zaman gene bir tek güç kalıyor elimizde. Bölgedeki yerel iş insanları, bölgedeki girişimciler. Yani zaten bu bölgede yaşayan,